2004'te liseden mezun oldum. 16 yıl sonra üniversiteye gitmeye karar verdim ve çalışmak için sadece 40 günüm kalmıştı. Selam, yeni gelenler için ben Karen, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videoda anlatacaklarımın kendi deneyimim olduğunu ve kesinlikle hiçbir bilimsel gerçekliğe dayanmadığını belirtmek isterim. Konsepti güzellik olan bu kanalda bazen böyle farklı konseptlerde paylaşımlar da yapabiliyorum. Bunlar genelde sizden gelen istekler ya da anket sonuçlarında birlikte karar verdiğimiz şeyler oluyor. Uzun zamandır beni takip edenler bilir ama yeni gelenler için özetlemem gerekirse 2020 planlarımın arasında ben üniversite sınavına girmeyi eklemiştim. Bu süreçte pandemi patlayıp salonu devredince ve 40 günüm kalınca artık sınava girmeyi değil kazanmaya karar verdim. Bu karar sonucunda bu zamanı en iyi şekilde değerlendirip netlerimi en yükseğe çekmek, en iyi sonuçları alabilmek için bir strateji belirlemem gerekiyordu ve ben de bu stratejiyi belirledim. Tabii stratejim doğru mu yanlış mı bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ama sonuçlarım hedeflerimin üzerinde olduğuna göre artık stratejimin doğru olduğu söylenebilir diye düşünüyorum. O yüzden aşama aşama hiçbir detayı atlamadan izlediğim yolu size anlatmaya çalışacağım. Başlıyoruz. Birinci aşama hedef belirleme. İlk olarak bir hedef belirledim. Nereye varmak istediğinizi bilmezseniz oraya nasıl ulaşacağınızı da bilemezsiniz. Tabii öncesinde de kendi konumunuzu da biliyor olmanız gerekiyor. Ben de bunun için çalışmaya başlamadan önce bir TYT denemesi yaptım ve netlerime baktım. O anki durumumu öğrendim. Sonra da YÖK Atlas'tan istediğim üniversite ve bölümlerle ilgili yerleştirme sonuçlarına baktım. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünü bir gözüme kestirdim. 90 binle kapatmıştı bir önceki sene çünkü. Böyle yandan yandan da Marmara Üniversitesi kesiyordum. Ama tabii benim için çok ütopik bir hayaldi. Yani ütopik değil, hayal değil. Yani bayağı ütopik bir hayaldi. Yine de işte o insanın içine o duygu girince ben de dedim hani bu süreyi öğrenebileceğim her şeyi öğrenerek geçirip burayı da biraz zorlamaya çalışayım. Neyse geri sayım sayacı indirdim. Tarihi girdim ve bunu gördüm. Ürktüm tabii. Sonuç olarak artık nerede olduğumu ve nereye gitmek istediğimi biliyordum. Geriye sadece yola çıkmak kaldı. Yola çıkış noktasını 2 diyelim isterseniz. Saat kaçta uyursam uyuyayım sabah 6 civarında kalkmak zorundaydım. Protein ağırlıklı, besin değeri yüksek besinlerle beslenmeye çalıştım. Tabii bu süreci ziplememin bedelini günde 2 litre enerji içeceği içmek gibi zararlı bir şey yaparak ödedim. 3'e kaynakları koyuyorum. İlk olarak bu kaynakları aldım. YouTube kanalıyla birlikte konu anlatımlarımı dinleyebileceğim kaynaklardı bunlar. 27 gün kala da bu kaynakları ekledim. Dördüncü olarak da derslere verdiğim öncelik sıralamasını söyleyebilirim. Konuları az olandan çok olana doğru sıraladım dersleri ve felsefe grubuyla başladım. Benim hocam kanalından konuları dinledim, kitap üzerinden takip ettim ve konu sonundaki soruları çözerek ilerledim. Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantıktan sonra da dini halledip üç büyükler, edebiyat, tarih, coğrafyaya geçtim. Beşinci adım olarak rutinler diyebiliriz ki bence bu stratejinin en pik noktası buydu. Çalışmaya ilk başladığım günden itibaren her sabah kalkar kalkmaz 20 paragraf çözüyordum. Konuları her biten ders için paragraftan sonrasına bir test ekledim. Böylece hem soru çözme pratiği kazandım hem de konuları hep taze tuttum. Altıncı adıma kısa kestirmeler diyebiliriz. Tonguç Akademi'den coğrafyayı full tekrar yaptım. 8 saatlik bir anlatımım vardı. Konular bittikçe yine o konular hakkında fasikülden testler çözdüm. Çok avanmadım aslında ama en çok soru gelme ihtimali olan konuları biraz daha detaylı anlatımlarına göz atarak yine günlük rutin soru çözümlerime bunları da ekledim. Yedinci adım olarak tarihle ne yaptığımı anlatacağım. Benim hocam kanalı ve kaynağından gittim onda da. İlk başta Ramazan Hoca'dan başladım. Ama Ramazan Hoca'nın anlatımı çok detaylı. O zaman diliminde bunu yetiştiremeyeceğim anladığım için Saadettin Hoca'ya geçtim. Saadettin Hoca da çok güzel anlatıyordu. Ama bir gün sırf genel kültür için bile olsa Ramazan Hoca'dan baştan sona bunu dinlemek isterim. Biraz daha zamanımın olmasını istediğim tek nokta buydu zaten. 8. adıma kararlar diyebiliriz. Süre kısıtlı ve yapılacak işler çok fazla olduğu için biraz eleme yapmanız gerekiyor. TYT netleri AYT'ye göre biraz daha zor arttığı için daha AYT tabanlı düşünmeye çalıştım. Ama yine de birkaç net daha artsa göz mü çıkarır diye Türkçe'ye baktım. Türkçe'de ilk önce hocalara geldik. Onur Hoca'dan bir genel tekrar yaptım. Daha sonra da Rüştü Hoca ile Türkçe kanalından yine bir full tekrar yaptım. Tamamladığım konularla ilgili yine parça parça testler çözdüm ama genel hatlarıyla TYT denemeleriyle ilerledim. Hatta bir zaman sonra denemeler sizin uzvunuz falan oluyor. Son 1-2 hafta full denemeye abanmanız gerekiyor. 9. adıma kerkerdir diyebiliriz. Lisedeyken eşit tarihçiydim ve matematiğim vardı az çok. Bir full tekrar yapayım dedim ve hocalara geldik. Vural Hoca'dan bir
full genel tekrar yaptım matematiği. Çok ekstrem bir şey yapmadım ama en azından denemelerde biraz matematiğe de göz gezdirip net çıkartmaya çalıştım. 10. adıma doping diyebiliriz bence. Hak ediyor çünkü. Gerçekten bu videoda sponsor falan yok. Tamamen kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. Bu adıma edebiyatı koydum. Tunguç Akademi kanal ve kaynağını kullandım. En sona kalması bilgilerin tazeliği açısından iyiydi belki ama gerçekten yetişmeyecek diye çok korktum. En büyük faydayı doping hafızadan gördüğümü söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Hatta biraz daha zamanım olsa ve birkaç kere daha dinleseydim fullerdim herhalde. Gerçi 19 net çıkarttım yani işimi gördü. Çok garip bir teknik kullanmışlar ama inanılmayacak şekilde hafızada kalmayı sağlıyor gerçekten. Ama biraz daha zamanı olanlar ve birkaç kere dinleyebilecek olanlar için daha fazla faydasını göreceklerini düşünüyorum. Akış son güne kadar böyle devam etti. Hatta son hafta TET, AET, AET, TET deneme, kalan zamanda konu çalışması, ekstra soru çözümü vesaire derken böyle ilerledi. Bu adımları takip ederek 90 bin alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne razı olup, 52 bin alan Marmara Üniversitesi'nin hayali grup, 46 bin alan tam burslu Beykent Üniversitesi'ne yerleşmiş oldum. Ben bu süreç için 40 gün dedim ama bu süreçte bunalıma girdiğim, dünyadan etkilendiğim ve hiçbir şey yapamadığım günler de oldu. George Floyd öldürüldü mesela. 2 gün kendime gelemedim. Başka şeyler de oldu. Hep oldu. Her zaman da olacak. Tüm bu strateji, planlama vesaire hepsinden önceki yıldız adım. Hatta hayatının her alanında ve daima uygulamanız gereken güçlü ve disiplinli olmak. Burada bahsettiğim disiplin aslında öz disiplin. Ama bazı süreçleri yönetebilmek için dışarıdan destek almanız gerekebilir. Ben bu süreci yönetmedi Pomodoro uygulamasından destek aldım. Ama uygulamaya itaat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu disiplini sağlamanız mümkün olmayacaktır. Açıklama bölümüne de eklerim linkini. Umarım size de faydası olur. Umarım bu anlattığım stratejinin de size faydası olur. Ama yine de ben zamanı ayırmak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar benim mecbur kaldığım süreç için oluşturduğum stratejilerdi. Umarım siz bu stratejilerden esinlenerek daha iyi süreçler geliştirebilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Umarım herkes hedeflerine ve hayallerine ulaşır. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadardır. Artık videoyu kapatabilirim. Bu arada şimdiden sınava girecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.